Evet. Şimdi öncelikle şeyi bir açıklamamız lazım. Yani ÖSYM neden soruları açıklamıyor veya kısmen yayınlıyor? Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır birçok sınavda soruların sadece %10'u açıklandı. Fakat YGS'de sınavın önemine binaen soruların sadece %20'si açıklandı. Bu tabii tartışmalara yol açtı. Şunu demeniz lazım. Aslında soruların yayınlanmaması veyahut kısmen yayınlanması uluslararası sınavlarda karşılaştığımız bir husus. Örneğin Amerika'da üniversite giriş sınavı olan ACT'de ya da SAT'de, yani iki tane farklı sınav var. Her ikisinde de sorular açıklanmaz. Yani hiçbir açıklanmaz. Sorular bir süre uygulandıktan sonra emekli edilen sorular açıklanır. Yani örneğin bir set soru 3 yıl, 5 yıl uygulanır, daha sonra açıklanır ve o sorular kullanılmaz. Dolayısıyla aslında ÖSYM'nin yapmaya çalıştığı şey uluslararası ölçütlere uygun soruların geçerliliği ve güvenliğini bir şekilde test edip onları yeniden kullanmaya çalışmak. Aslında ÖSYM burada gerekçe olarak haklı. Fakat bunun tabii kamuoyuna ne kadar iyi anlatıldığı veyahut işte kamuoyunun bu teknik detaylara ne kadar hakim olduğu ayrı bir mesele. Fakat burada şunu net olarak ifade edelim. ÖSYM'nin yapmaya çalıştığı şey ve yaptığı şey aslında doğru bir uygulama. Yani bilimsel ölçütler açısından baktığımız zaman ya da uluslararası örneklere baktığımız zaman bu uluslararası örneklerle uyuşan bir şey. Bu anlamda herhangi bir sorun söz konusu değil. Tartışmanın ikinci bir kısmı şeffaflıkla ilgili bir kısım. Yani adaylar sadece kendi işte optik okuyucuyla optik kağıtta işaretledikleri kağıdı görebiliyorlar. Ve dolayısıyla karşılaştırma yapamıyorlar. Fakat şu müjdeyi ben vermek isterim. Az önce ÖSYM Başkan Yardımcısıyla görüştüm telefonda. Kendine sordum. Bu konuda herhangi bir hazırlık var mı diye. Kendileri yarından itibaren adayların hangi soruyu işaretlediklerini ve onların bu açıklanan 20 sorudan yaklaşık işte %20'ye tekabül eden 32 sorudan hangilerini işaretlediklerini yarından itibaren açıklayacaklarını söylediler. Dolayısıyla adaylar rahatlıkla açıklanan soruların hangileri olduğunu ve kendi optik okuyucuda hangi soruya karşılık geldiklerini görebilecekler ve karşılaştırma yapabilecekler.